Sohbetimizin konusu sadaka ve cömertlik. Bir kimseye Allahü Teala dünyada sahip çıkarsa, ahirette de sahip çıkar. Yani kulunu dünyadayken yolunda kılarsa Mevla, ahirette de cennet yolunda o yolculuğu tamamlatır. Bir kimseye de Rabbim eğer dünyada sahip çıkmazsa, ahirette de sahip çıkmaz. Mevla muhafaza buyursun. Dünyada da ahirette de bizleri kendi yolundan ayırmasın. Mevlam duyduklarımızla, anlattıklarımızla cümlemize amel nasip eylesin. Sevgili kardeşlerim, dünya çölünde çadır kuran insan, gün gelecek ecel rüzgarlarıyla çadırın söküldüğüne şahit olacaktır. İnsan, cihan toprağına bir fidan diksin de onun menfaatini görmesin, mümkün mü? Arıların, kuşların, böceklerin yediği dahil kişinin sadakası Allah indinde yazılır. Elinden hiçbir şey gelmeyen kimsenin güzel bir söz söylemesi veya Müslüman kardeşine karşı tebessüm etmesi, gönül alması aynen ayniyle nakdiyle sadaka yapmış gibidir. Yine iyilikle emretmek, kötülükten men etmek sadakadır. Hatta kişinin şer işlemekten muhafazası bile nefsi hesabına bir sadakadır. İşte görüyorsunuz ki Rabbimiz bize sevap vermek, bize bahşetmek adına hiçbir külfet gerektirmeyecek tebessümü bile sevap hanemize yazdırıyor. Bizi affetmek için tabiri caizse bahaneler yaratıyor. Tabii bu erkeğin kıza ya da kızın erkeğe nikah düşen birinin birine tebessümü değil. İş yerine girdin. Otobüse bindin. Şoföre, iş yerinde, mesai arkadaşlarına, evde, ailene, nerede olursan, sokakta geçerken bile selamun aleyküm. Tebessümü senin için bir sadakadır. Sadece sadaka değil, selamı yaydığın için Allah Resulü'nün sünnetini de işliyorsun. Sünnetimin unutulduğu bir dönemde sünnetimi yayan 100 şehit sevabı alır. Görüyor musun? Rabbin seni nasıl affetmek için bahaneler yaratıyor. Allahu Teala bir kulun hayrını murad ettiği zaman verir sevgili kardeşlerim. Aslında ağacı da büyüten, meyveyi de halk eden, kuru dallar üstünde güller yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Senin toprağa attığın tohumu nazla, safayla besleyip elif gibi ayağa kaldıran hep odur. Fakat mükafatı alan sensin. Bir düşün, bulutlar tıpkı saka gibi, işte sucular gibi diyeyim. Eskiden onlara saka denilirdi ya. Senin bostanına su taşıyor bulutlar. Toprak yüreğini açıyor. Kendi koynunda senin fidanını büyütüyor. Aklı olmayan ise işi kendinden biliyor. Ben yaptım diyor. Ey büyük Rabbim, gerçekten sen ne cömertsin. Ey insan, artık nasıl şükretmez, nasıl kulluk etmezsin. Şimdi gelelim sohbet ayetimize. Bakalım Rabbimiz bize ne ihsan buyurmuş. Tevbe suresini açıyoruz. Gözümüze 18. ayet çarpıyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı gereği gibi üzere kılan, zekatını veren, Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayan insanlar imar eder. İşte bunların doğru yolda olup başarıya ulaşacakları umulur. Ama bir insan Allah'ın evini imar etmiyorsa, eğer bunun için bir mücadele etmiyorsa veya durumu yok, maddi olarak katılamıyor ama gönlü keşke olsaydı da ben de daha fazlasını yapsaydım diye çırpınıyorsa, bilsin ki Allahü Teala onu kendi yolunda kılmıştır ve umulur ki o insan bu doğru yolda mükafata, cennet gibi bir nimete erecektir.
Çünkü mescitler Allahü Teala'ya ibadet ile yapıldığı için büyük bir şerefe sahiptir. Bu yüzden her mescide Kabe'ye ne diyoruz? Beytullah diyoruz. Evet, her mescit, mahallendeki her cami de bir beytullah'tır. Allah'ın evidir. Camilerin, medreselerin, Kur'an kursların yapımı, imar edilmesi ve namaz kılanlara hazır hale getirilmesi Allahu Teala'nın karşılığında büyük sevaplar vaat ettiği en faziletli amellerdendir. Ne işimiz var bizim Afrika'da? 7 tane medrese paylaşmaya çalışıyoruz. 7 medreseyi imar etmeye çalışıyoruz. Binlerce talebe var. Ne işimiz var? Onlarca kardeşimin, vallahi abi ben oralara yardım ettikçe ama kendi hanesi etrafında ama dış devletlerde ben yardım ettikçe Mevla fazlasını ikram etti diyen onlarca yüzlercesini tanıyorum. Çünkü Allah ne diyor biliyor musunuz? Ben size borçlu kalmam. Ve şunu da söyleyelim ki bu amel, sevap ecri insanın vefatından sonra bile devam eden sadaka-i cariyendir. Hani bazıları diyorlar ya, ölünün arkasından Kur'an-ı Kerim okunmaz. Sadaka vesaire bilmem ne. Gitti artık, amel defteri kapandı. Kaynaklarıyla söyleyeceğim, uyanık olun. Sosyal medyalarda gördüğünüz bu tür safsata videolarına aldırış etmeyin. Önce dersin ki öyle bir şey yok. Sonra devamlı dinlersen kafan karışır. Dersin ki acaba. Sonra bir süre sonra inanırsın, doğru söylüyor bu adam. Yani Kur'an-ı Kerim diriye geldi. Ölüde ne işi var? Amel defteri bitti gitti sınavı artık. Buhari hadisi Kur'an-ı Kerim'den sonra kimsenin inkar edemeyeceği en sağlam kaynak Buhari hadisinin 450 numaralı hadisi. Kütüb-i Sitte'den yine görüyoruz. Müslim hadisinde görüyoruz. 533 numaralı hadis. Kaynaklarıyla anlatıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kim Allah rızası için bir mescid yaparsa Allah da ona cennette benzeri gibi bir köşk yapar. Evet, Muhammed bin Salih el-Useymine Allah rahmet eylesin diyor ki iki veya üç kişi veya daha fazla kişiler bir mescidin yapımına katkıda bulunmuşlarsa, ortak olmuşlarsa onlardan her birisine bir mescid yapmış gibi ecir verilir. Yoksa daha az ecir verilir. Hangisi diyor? Soruyorlar ulemaya. O da ne diyor biliyor musunuz? Siz Zilzal suresini okumadınız mı? Sezübillah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim zerre ağırlığınca hayır işlediyse onun mükafatını görür. Kim de zerre ağırlığınca kötülük işlemişse onun cezasını görür. Herkes yaptığı kadar ecir alır. Ama bu kimseye diğer taraftan ikinci bir ecir verilir, Allah bilir. O da iyilik üzere yardımlaşmasından dolayı olursa. Çünkü bu şahıslardan her birisi az da olsa elindekini verip bir araya gelmeseydi bu mescit yapılmazdı. Dolayısıyla ona diyoruz ki sana hem kendi amelinin ecri verilir hem de mescidin yapımına yardımcı olduğun için, çünkü sen olmasaydın eksikti. Değil mi? Ha, Allah tamamlar o ayrı ama illa biri bir parça olacaktı. Hem de o mescidin yapımına yardımcı olduğu için ecir verilir diyor. Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan'a Süleymaniye adında bir cami inşa etmesi için emir veriyor. Hala şu an İstanbul'da. Değil mi? Hatta yıllar önce, yakın zamanda diyorlar ki İstanbul'un en yüksek minaresi Süleymaniye Camii'nin, bunun içerisine diyor çelikleri arttıralım, çelikleri döşeyelim ki diyor, yani bir sıkıntı olmasın. İşte o Mimar Sinan, işini iyi yapacaksın abi. İyi yapacaksın ki
takdir edilesin. Hem Allah tarafından, hem insanlar tarafından, hem de yaptığın işin uzun vadeli olması için. Bir bakıyorlar hafiften, bir not görüyorlar ki, zaten onların düşündüklerini yüzyıllar önce Mimar Sinan düşünmüş zaten. Ve Kanuni Sultan Süleyman emir verir. Süleymaniye adında bir cami inşa et diyor. Tüm masrafları kendi öz kaynağından karşılayacağını da beyan ederek her konuda da titiz davranmasını, güzel bir eser ortaya çıkarmasını istiyor. Ve diyor ki benim dışımda bu cami yapımında kimseden yardım almayın. Ferman ediyor. Maksat yapılacak olan camiden elde edilecek sevaba tümüyle kendisi nail olsun. Mimar Sinan ustalar işe koyulur. Cami inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor ama yaşlı bir teyze var. Üzüntülü, buruk. Öylece caminin inşaatını seyrediyor. Ama bu yaşlı teyze çok fakir bir kadın. İneğinden elde ettiği süt ve yoğurt parasıyla geçiniyor. Yaşlı teyze inşaatı her gördüğünde içleniyor, diyor ki Allah'ım keşke padişahımız Kanuni Sultan Süleyman gibi zengin olsam, servetim olsa da ben de senin rızan için bir şey yaptırabilsem. Şu an elimden hiçbir şey gelmiyor. Elimden gelen ustalara o leziz yoğurtlarımdan tattırmaktır, diyor. Yaşlı teyze inşaatta çalışan ustaların yanına gider. Seslenir. Sizlere çok tatlı soğuk yoğurt getirdim evlatlarım. Yiyin, serinleyin. Yorgunluğunuzu alır, diyerek ikramda bulunuyor. Ustalar tabii ilk etapta kabul etmezler. Lakin aşırı ısrar olunca ikramı reddetmezler. Aradan epey bir zaman geçer ve cami son halini alır. Bir gece rüyasında Kanuni Sultan Süleyman yaptırdığı Süleymaniye Camii'nin mizan terazisinde tartıldığını görüyor. Mizan terazisinin bir kefesinde yoğurt, bir kefesinde Süleymaniye Camii var. Ama yoğurt manevi olarak camiden daha ağır geliyor. Rüyasında irkilen koca padişah korkuyor, titriyor. Acaba bir olumsuzluk mu var diye düşünmeye başlıyor. Sabah olunca ilk işi inşaatı yapan ustaların yanına gitmek. Hiddetlenen, titreyerek konuşmaya başlayan Kanuni, ne yaptınız? Hile hurda mı kattınız caminin inşaatına? Kimden ne aldınız? Diyerek ustaları sorgulamaya başlar. Ustalar, sultanım, bize ne denildiyse onları yaptık. Ama inşaat devam ederken bir yaşlı teyze yanımıza geliyordu. Yoğurt ikramında bulundu. Çok ısrar etti, biz de dayanamadık. İkramını geri çevirmedik. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman gördüğü rüyayı oradakilere anlatır ve der ki, bir tas yoğurt koca Süleymaniye Camii'nden daha ağır geldi. Yardımlarınızı küçümsemeyin. Niyetiniz çok önemli. İnsanoğlunun yapmış olduğu iyilikler, yardımlar muhakkak bir şekilde karşısına çıkacaktır. Ya ahirette azık olacaktır ya da dünyadayken kazalara, belalara can yeleği olacaktır. Sadaka gibi şerlere, biliyorsunuz ki zırhtır, zırh olmaya da devam edecektir. İşte bu kıssada bahsi geçen yaşlı teyze, Kanuni Sultan Süleyman da ikisi de ahiret telaşında oldular. Halis bir niyetle hareket ettiler. Günübirlik yaşayıp monoton hayatın pençesinde nefes almaya devam eden bizler kendimize yarın için ne hazırlıyoruz? Bir kefede Süleymaniye Camii, bir kefede yoğurt, koca cami yanında yoğurt. Bakın ikram edilen o yoğurt değer bakımından ağır basıyor. Önemli olan niyettir. Etrafımızda vakıf, külliye, hizmet merkezi, sosyal tesisler adına ne dersek diyelim,
Medresetüz Zehra ismine layık mübarek binalar, yapılar, planlar, projeler, mutlak şekilde hayırlar yağdırmaya namzet iman hizmetleri eksik olmuyor. Burada yoksa yurt dışlarında. Elimizdeki avucumuzdaki metanın bire en az 10 katıyla arş-ı alada kayıt alınmasını istiyorsak, himmetimizi, gayretimizi, desteğimizi, katkımızı duamızla birlikte hiçbir şekilde eksik etmeyelim. Allah'ın azı çok saydığını görüyoruz. Bizim binbir zorluk içinde tasadduk ettiğimiz nice azımıza nice binler bereketler yağdırıldığını Allah'ın bize ikram ettiğini görmeye gayret edelim. Şimdi neden sadaka deyince Allah'ın evinden başladım? Çünkü yeryüzünde onlardan daha değerli kimse yoktur. Cennetlik insanların yüzüne bakmak isterseniz, ilim ehlinin yüzüne bakın. Sadakanın da çeşitleri vardır. Sadaka-i cariye, fıtır sadakası, nafile olan sadaka, bir de farz olan sadaka vardır. Sadaka-i cariye işte az önce söylediğim gibi. Öldükten sonra da amel defterimize sevap yazdıran sadakadır. Cami, çeşme, yol, ağaç, işte ilmi eser bırakmak gibi insanlara faydası dokunan her çeşit iyi işler nedir? Sadaka-i cariyedir. Ne dedi Efendimiz? Dedi ki, insan ölünce üç şey hariç ameli kesilir dedi. Sadaka-i cariyesi, faydalı ilmi veya ona dua ve istiğfar eden salih bir evlat. Bak, ona dua eden salih bir evlat, dua ve istiğfar eden. Hani ölünün arkasından dua okunmuyordu, ayet okunmuyordu. Ama Müslim hadisinde, ki çok sağlam bir kaynaktır, Efendimiz böyle buyuruyor. Diyor ki, ölünün arkasından, yani insan ölünce, eğer sadaka-i cariye yaptıysa, medrese, Kur'an kursu, yol bilmem ne vesaire işte, yani devam eden bir hayrı varsa, amel defterine devam eder. Eğer kötü bir yolsa bu, pavyon açmışsa, bilmem ne açmışsa, orası da işlenmeye devam ettikçe, bu sefer amel defteri günah yazmaya devam eder. Diğeri, ilmi varsa, ilminden hala insanlar faydalanıyorlarsa, son olarak üçüncüsü, ona dua ve istiğfar edecek salih bir evlat. Hani, ne oldu? Fıtır sadakası. İkinci sadaka. Ramazan ayının kendisine yetişen asli ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı bir mala sahip bulunan her Müslümanın vermesi gelen vacip bir sadakadır. Zekat gibi değildir. Zekatta ne aranıyor? İşte 80-81 gram aranıyor. Bunun da üzerinden bir sene geçsin diyor. Ama fıtır sadakası öyle değil. Hatta bu fitrenizi Ramazan'ın başlarında vermeye çalışın arkadaşlar. Neden? Gariban olan İnsanlar Ramazan'da hiç olmazsa bir faydasını görsünler. Bazı ulema bayrama ya da Ramazan'ın sonuna doğru verilmesini de tasvip etmiştir. Bayramda daha çok çocukları için vesaire faydası olsun demiştir. Çünkü Ramazan ayında biraz daha nefsi kabartmamak adına, biraz daha böyle cuşa getirmeden, dünyalıkla hemhal olmadan, evet, azınlık da olsa bazı alimlerin, kim diyor, Ramazan'ın sonuna yetişirse, eğer asli ihtiyaçlarından fazlası varsa, yani 130 lira değil mi? Verdiğin zaman seni bir zarara uğratmayacak. Ekmeksiz kalmayacaksın, yemeksiz kalmayacaksın. Böyle bir durumun yoksa fitir sadakası verilmesi nedir? Farza yakın, vaciptir. Evet, tabi bu fıtır sadakası halk tarafından fitre olarak artık söyleniyor. Bir de nafile olan sadaka vardır. Bu da kişinin yüce Allah'ın rızasını gözeterek gönlünün genişliğinden, Rabbine karşı olan sevgisinden, ona karşı olan korkusundan, Habibine karşı olan muhabbetinden dolayı sırf Allah rızası için verdiği nafile sadakadır. Buna ne diyor Mevla biliyor musun?
ben diyor sana borçlu kalmam. Ne verdin karşılığını alacaksın. Çünkü ben bu dünyaya kıymet vermiyorum diyor Allah. Hani ulemaya demişler ya, Hatem-i Esam ya da Habib-i Acem olması lazım. Oo, bu ne kadar çok para. Efendim, nasıl oldu bu demiş. Vallahi demiş, geçemiyorum onu. Ben veriyorum o veriyor, ben veriyorum o veriyor demiş. Allah için verilen eksilmez. Bir de farz olan sadaka vardır ki, buna da kısaca ne diyoruz? Zekat diyoruz. Zekatı da vermeyen bir insan, namazın sevabını alamaz. Ve kıymus salate ve etüz zeka. Namaz kıl, zekat ver. Bunlardan biri birbirinden eksik olursa olmaz. Zekatı vermezsen, namazı kılarsan, namazın sevabını alamazsın. Belki farziyeti yerine gelir ama sevabından mahrum olursun. Aleyhisselatü vesselam buyurdular. Güneşin her doğuşunda onu böyle iki yanında iki melek bulunur. Bunlar insanlar ve cinlerden başka bütün yeryüzündekilerin duyacağı şekilde ne derler biliyor musun? Allah'ım, malını hayır yolda sarf edene verdiği şeyin yerini ne verdiyse hemen doldur ya Rabbi. Senin yolunda harcamayanın ise malını telef et ya Rabbi. İstisnasız her gün olur. Bakın Buhari hadisi 1364 numaralı, notumu aldım, kaynaklarıyla size aktarıyorum. 1364 Buhari, 1010 Müslim, 2 Taksim 445 Hakem ve Hakim ve yine bunu birçok hadis-i şerifte de görmüş oluyoruz. Her gün güneş her doğduğunda iki yanında iki melek bulunarak doğar. İnsan ve insanlardan ve cinlerden başka herkesin duyacağı bir şekilde Allah'ım malını hayır yolda sarf edene ne verdiyse yerini hemen doldur. Senin yolunda harcamayanın ise malını telef et. İstisnasız her gün oluyor. Sadaka verirken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle dua etmemizi de tavsiye ediyor. Rabbena tekabbel minna. İnneke entessemi'ul alim. Biliyorsunuz aslında bunu, daha önce duydunuz. Rabbena tekabbel minna inneke entessemi'ul alim. Sadaka verdiğinizde bunu söyleyin. Bilemeyen, ezberleyemeyen, Allah'ım bizden kabul buyur. Sen ziyade ki duyansın, ziyade ki bilensin ya Rabbi. Yani çok süsleyemiyorsan da kelimeleri, Allah'ım bunu bizden kabul et. Sen duyansın, işitensin, görensin ya Rabbi. Bu manaya geliyor. Efendimiz buyurdu. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, üç şey vardır ki, eğer yemin etme ihtiyatında olmasaydım, bunların gerçek olduklarına yemin ederdim diyor. Evet, neydi bu? Sadaka olarak verdiğiniz şey, mal neyse, eksilmez. Malınızı eksiltmez. Sadaka verin. Neye yemin ediyor Allah? Nefsimi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor. Üç şey var. Bunların gerçek olduklarına yemin ediyor. Ederdim diyor Mevla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadaka olarak verdiğiniz şey malı eksiltmez. Sadaka verin. Uğradığı haksızlığı Allah rızası için bağışlayan bir kimsenin de kıyamet günü Allah katında izzeti, şerefi çok büyük olacaktır. Evet. Üçüncüsü, dilencilikten bir kapı açana da Allah ihtiyaç kapısını açar. İlla dilenmek, el açmak değildir arkadaşlar. Sokakta, caddede, Allah rızası için bir sadaka verin demek değildir. Bazı insanlar vardır, her şeyde ağlarlar. Her şeyde, haline de hiç şükretmezler. Onlara ne zaman sorsanız sürünüyorlar. Öyle öyle. Nasılsın? Sürünüyoruz. Ne var ne yok, ne olsun işte. Bu hayatın bilmem ne diyor adam. Tamam da kardeşim, burası zaten cennet değil ki. İşte birileriyle imtihan oluyor.
kimi hanımıyla, kimi çocuklarıyla, kimi kocasıyla, kimi işiyle, kimi çalışanlarıyla, kimi iş yaptıklarıyla, kimi ortaklarıyla. Ne bekliyoruz ki biz buradan? Pardon, anlayamadım. Dört dörtlük, güllük gülistan. Yok yok, öyle bir hayat olsaydı Efendimiz olurdu. Bizden daha çok çekmiş. Bu yüzden dilencilikten bir kapı açana Allah ihtiyaç kapısını açar. Yani ne demek? Devamlı o insan el açar insanlara. Devamlı muhtaç olur. Hep insanlardan bekliyor çünkü. Garibanın biri, çevresinde cimriliği, eli sıklığıyla tanınan birisinden kalabalık yerde bir kase yoğurt parası istiyor. Bak, nerede istiyor? İyi dinleyin bak, sözleri atlamayın. Garibanın bir tanesi, çevresinde böyle adam cimriliğiyle meşhur, elinin sıklığıyla meşhur, öyle tanınmış. Öyle birinden kalabalık bir yerde bir kase yoğurt parası istiyor. Çok canım istiyor dedi. Bu garibana yarı ermiş biri diye de bakıyorlardı. Cimri adam garibanı tersledi. Yine istedi. Cimri yine yanından uzaklaştırdı. Orada bulunanlardan birkaç kişi de bu yoksula para vermeye, yardım etmeye kalkıştı. Ne gariptir ki o adam hiçbirinden kabul etmedi. Eli sıkı adama gitti, bir defa daha sırnaştı. Adam da en son dedi ki al şunu defol dedi. Böyle der gibi önüne birkaç lira atıverdi. Bu olaydan kısa bir zaman sonra cimri adam bir gece rüyasında kendisini cennette görüyor. Her yanda böyle dünyada görmediği güzellikler, öyle güzel manzara gözlerini kamaştırıyor. Bu arada acıktığını hissetti. Kendisine hemen bir tabak yoğurt ikram edildi. Adam bir tabak yoğurtla doymadı. Burada yoğurttan başka bir şey yok mu? Bari bir iki dilim de ekmek verseydiniz dedi. Kendisine şöyle seslendiler. Birkaç gün önce buraya yalnızca yoğurt göndermiştin. O önüne çıktı. Eğer başka şeyler de gönderseydin, onlar da seni karşılardı. Sana ikram edilirdi. Ve bu rüyadan sonra adam cimrilikten, pintilikten tümüyle sıyrılıyor. Eli açık, yediren, içiren, gerektiği zaman kesenin ağzını kolayca açan biri oluyor. Ne dedi hadis-i şerifte Efendimiz? Kesenin ağzını bağlama. Eğer kesenin ağzını bağlarsan Allah da senin rızkını bağlar. Sayarak verme. Allah da sana sayarak verir. Buhari hadisidir ha bu. Zekat bölümünün 21 numaralı hadisidir. Kesenin ağzını bağlama. Zekat hesaplıyorsun. 3700 tuttu. Adam neyse diyor, ne olur ne olmaz 3750 veriyor. Böyle pimpirikli adamlar var ha. 3750 tuttuysa 4000 ver. Ver. Ya hocam söylemesi kolay tabii. Vermesi de kolay. Sen veremiyorsun. 3750 lira zekat hesapladıysan demek ki paran var. Allah senden hepsini istemiyor ki. 40'ta biri diyor kulum. Ben verdim zaten onu sana. Benim verdiğimi benden esirgiyorsun diyor. Farkında mısın? 4 tuttu, 5 ver. Zaten uyanık olan adam böyle yapar. Aklı olmayan adam ne yapar biliyor musunuz? Ucu ucuna hesaplar. 1000 lira mı tuttu? Aman ha 1001 olmaz. 1000 tuttu, 1200 ver, 1500 ver, 2 ver. Niye öyle diyorum? Çünkü zekatta ne hesaplarsan ertesi sene daha fazlasını hesaplıyorsun. Bir de malına güvenlik geliyor, koruma geliyor. Anlaşıldı mı? Uyanık olun, uyanık. Bencil bir adam nehre düşüyor, başlıyor çırpınmaya. Köylüler hemen koşuyor. Elini ver, elini ver diye bağırıyorlar. Adam elini uzatmıyor. Tam göz göre göre boğuluyordu ki hoca seslenmiş. Yahu elini vermez cimridir o. Elimi al diye bağırın diyor. Elini ver demeyin diyor. Elimi al diye bağırsanıza diyor. Adam artık öyle huy etmiş ki. Sehil bin Abdullahi Tüsteri Hazretleri bir sohbetinde diyor ki, bu dünyada en zor şey vermektir.
Halbuki bizim dinimiz verme dinidir. Onun için siz vermeye alışın. Çünkü bir gün gelecek canınızı vereceksiniz. Vermeye alışmayan bir kimse son nefesinde canını da zor verir. Cömert insan canını kolay mı verir diye soruyorlar. Elbette diyor Tüsteri Hazretleri, o vermeye alıştığı için canını da kolay verir. Hiç acı duymaz, hatta canı bedeninden çıkar da onun haberi bile olmaz. Şabi radıyallahu anh, o da diyor ki, cimri ile yalancıdan hangisinin cehennemin daha derinine atılacağını bilmiyorum diyor. Yalancı da berbattır ha. Adamın dili bir yalana alışmıştır. En ufak bir şeyde yalana başvurur. Var böyle insanlar. Hayatımızdan def etmek lazım. Yoksa bu yalan size ne dostluk, ne eşlik, ne de güzel bir muhabbet getirir. İnanmazsın ki bir kere, neyine muhabbet edeceksin? Düpedüz anlarsın yani. Acaba bu sözlerinde yalan var mı yok mu? Ufacık bir açık olsa onu doğruya iletemezsin, doğruya yönlendiremezsin kendi zihninde. Acaba böyle mi yaptı? Acaba şöyle mi? Niye kafanı yoruyorsun ki? Yalancıysa mesafeni koruyacaksın. Cimrilikten kurtulmak istiyorsan öncelikle bunun sebebini arayıp bulacaksın. Hastalığın sebebini bulursan ona ilaç yapmak kolaydır. Bunun ilk ilacı da vermekte acele etmektir. Diğer bir yol ise ne iyi ne cömert desinler demektir. Evet, iki sebebi var. Allah'ım ikincisinden olmaktan muhafaza eylesin. Ne cömert adam. Ne iyi adam. Afrika'da yemek veriyoruz. Verdiği para kaç para biliyor musun? 100 TL. 100 TL. Binlerce yemek veriyoruz. Hocam diyor, benim adım geçsin orada diyor. Bak, benim adım geçsin. 100 lira. Adın geçse ne olur? Geçmese ne olur mübarek? Ne olur? İşte vermek iki şekilde oluyor. Bir, ne iyi, ne cömert. Diğeri de cimrilikten kurtulmak için ya da cimrilik hastalığı kendisine gelmemesi için Allah rızası için veren. Riyayı, makam hırsını, mal para hırsına musallat edip ondan kurtulunca o zaman işte sütten kesilen bebek misali onu başka şeyle avutup sütü unutturur, sonra da diğerini unutturur. Birini diğerine musallat eder. Büyüklerden biri diyor ki, her gün helalden bir altın kazanmayı, onu da Allah yolunda vermeyi istemem diyor. Bunları yapmak cemaate ve namazıma engel olmasa bile yine istemem. Allah Allah dediler ya. Her gün helalden bir altın kazanacaksın, onu da Allah yolunda vermeyi istemeyeceksin dediler. Niye? Kıyamette ey kulum, nereden kazandın, nereye sarf ettin? Hangisini Allah için verdin deyip beni durdurmalarına, sual ve hesaba dayanamam diye dedi. Ya. Malın çokluğu da bela arkadaş. Kıyamet günü haramdan mal kazanmış, harama sarf etmiş olan bir kimseyi getirecekler, cehenneme atacaklar. Malını haramda kazanmış ama helale harcamış kimseyi getirecekler, cehenneme atacaklar. Bak, bir, haramdan kazanmış, harama sarf etmiş. Bunu cehenneme. Öbürü haramda kazanmış ama helale harcamış. Onu da cehenneme. Malını helalden kazanmış ama harama harcamış. Onu da cehenneme. Malını helalden kazanmış, helale harcamış. Bunu tutun diyecekler. Çünkü bu, malı kazanırken rüküyü, secdeyi vaktinde eda etti, eksik yapmadı. Belki yapmış da olabilir. Kul eda ettim deyince, belki ipek giymiştir denilir. Yani övünme, gösterişli yürümüştür belki. O da yok. Ya Rabbi, malımla hiç övünmedim de diyecek. Belki de yetimin, akrabanın, yoksulun hakkını gözetmemiştir. Gözettim ya Rabbi diyecek. Fakirler gelecek. Hakkımızı ona sor diyecekler. Ona sorulacak.
her şeyin hesabını verdikten sonra tamam diyecekler. Haydi sana verilene şükret dedi. Bak ne kadar soru geldi değil mi? İşte bu sebepleri büyükler bildikleri için azap olmasa da hesap vardır diye zenginliğe hiç özenmediler. Bari Rabbimiz verdiyse bize, hiç olmazsa Allah yolunda sarf etmeye gayret gösterelim. Fudail bin Niyaz anlatıyor. Bir gün rüyamda diyor Muhammed bin Vasi ile Yusuf bin Esbad'ı gördüm. Tabi ikisi de cennetin kapısının önünde bekliyorlar. Rüyamda gördüm. Ben dedim ki acaba hangisi daha önce cennete girecek diye merakla bakıyordum. Biraz sonra Yusuf bin Esbat'ın Muhammed bin Vasi'den önce cennete girdiğini gördüm, müşahede ettim. Cennetin kapısında bulunan görevli meleğe dedim ki Yusuf bin Esbat'ın cennete neden daha önce girdiğini sordum. Dedi ki Yusuf bin Esbat'ın bir gömleği vardı, Muhammed bin Vasi'nin ise iki gömleği vardı. Heyhat! Eyvah bize, önce kendi nefsime. Dolaplar tıka basa dolu. Bazı eşyalarımızı belki en son kaç ay önce, belki bir sene, belki iki sene önce giydik. O sonradan lazım olur diyerek ranzaların altında, yatakların altında, hurçların içerisinde tuttuğumuz nice kıyafetler var değil mi? Ver, ver, tutma elinde, ateş tutuyorsun. Boşaltmak lazım. Hacı Kemal Erimez, İncirli Ovalı Şahabettin Hoca'nın başından geçen bir olayı anlatıyor bu adam. Şahabettin Hoca, temiz bir insan olduğu için, İncirli Ova'nın imkanları da geniş bir yerlisidir bu adam. Tek kızı ile onu evlendiriyor. Hoca zengin bir aileden değil. Ama zamanla mallar o kişinin kızına geçiyor, yani hocanın hanımına kalıyor. Şehrin gelişmesiyle de tarlalar çok kıymetli oluyor, çok kıymetli arsalar oluyor. Yenge bütün malları hocanın üstüne yaptırıyor. Alım satımda sıkıntı olmasın, hoca dilediği gibi hareket etsin diye böyle yapıyor. Şimdi tabii bazı erkekler, hoca da ne şanslıymış. Hocam nerede bizde o şans? Ama bir gün hocanın rüyasında mahşer kurulmuş. Herkes malının mülkünün hesabını veriyor. Orta yerde ateşten kıpkırmızı hale gelmiş demir bir saç var. Herkes onun üstüne çıkıyor. Peynir, ekmek, don, gömlek, yani böyle diyen fakir bir solukta hesabını verip kurtuluyor. Ama kızgın saç üstünde malının mülkünün hesabını bilmeyenler acı çekiyor. O kadar çok malı mülkü var ki hesabını bile bilmiyor adam. Acı çekiyor. Yavaş yavaş sıra kendisine geliyor. Hoca da mahşer meydanında malları devretmek için asıl sahibi olan hanımını arıyor. Bir taraftan da sürüklenip kızgın saçın yanına yaklaştırıyorlar. Tam sıra kendisine gelince uyanıyor. Yanı başında uyuyan hanımını tutup işte malların hesabı, işte diyor mallar, hepsi de senin diyor. Hepsi bunun diyor. Hanımını gördü ya ateşin yanında. Malların hepsi bunun diyor. Bütün malların sahibi bu diyor. Bunu alın diyor. Rüyasında konuşuyor ama o rüyanın etkisiyle dışarı da vuruyor. Ne olduğunu anlayamayan hanımefendi de kanter içinde konuşmalarına devam eden hocayı zorla kendisine getiriyor. Hemen o gün ben bu malların hesabını rüyada bile veremedim diyerek üzerindeki bütün malları resmen hanımına devrediyor. Allah'ım verdiği nimetin hesabını kolay verebilmeyi nasip eylesin. Bir gün adamın biri vasiyet etmiş. Ben ölünce birisi yanımda bir gece yatsın demiş kabrimde. Eğer yatarsam malımın yarısı onun olsun. Bir oduncu kabul etmiş. Meşhur hikayedir bu. Adam öldüğünde oduncu da yanındaki boş mezara yatmış. Münker nekir melekleri geliyor tabii. Ölen adam nasıl olsa burada. Oduncudan mı başlayalım, ölüden mi başlayalım demiş. Ölü zaten bizim, oduncudan başlayalım. Başlamışlar ipin hesabını sormaya. Sabaha kadar sürmüş. İpi nereden aldın, nasıl aldın, bu iple ne yapıyorsun vesaire vesaire. Sabah olunca adama dediler ki sözünü tuttun. Al, bu da sana vaat edilen para. Aman aman demiş, istemem. Ben sabaha kadar ipin hesabını veremedim. Alamam parayı diyorsun.
para da sizin olsun, mal da sizin olsun. Peki bu malın hiç iyi tarafı yok mudur hoca efendi? Vardır elbette, olmaz mı? Mesela fazla fakir olmak bazen bilgisiz olanları küfre götürür. Şeytan ona vesvese verir, içinden fısıldar. Mevla'nın şu yaptığı adalet ve insafa sığar mı der. Bu ne biçim rızık bölme? Zalimlere o kadar mal verir, hesabını bilmezler. Bir zavallıyı da açlıktan öldürür. Senin ihtiyacını bilmiyorsa o zaman Allah'ın ilminde noksanlık var, haşa. Biliyor da vermiyorsa o zaman cömertliğinde, rahmetliğinde bir noksanlık var, haşa. Allah rahimdir ama insanlara eziyet ediyor. Hazinesi nimetle dolu ama vermiyor. Şeytan böyle vesvese veriyor. Böylece içinden o kimseyi kızdırıyor. O da feleğe, kadere, zamana sövmeye başlıyor. Hayatın bilmem neyini ne yapayım diyor. Felek yolunu şaşırmış. Layık olmayana nimet veriyor diyor. Bakın bu var ya, Allah korusun. Şirktir ha. Bir kimseye felek Allah'ın kudret elinde midir desen, o da hayır dese kafir olur. Evet dese Mevla'nın işine karışmış, onu kusurlu bulmuş olur ki bu da onu küfre sokar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Feleğe sövmeyin çünkü felek Allah'tır. Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ademoğlu dehre, yani zamana söverek bana eziyet verir diyor Mevlamız. Halbuki ben zamanı yaratanım diyor. Her şey benim elimde. Geceyi de gündüzü de ben idare ederim. Yine bu konuyla alakalı hadis-i şerifte ne diyor? Cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri de tam tersi. Allah'tan uzaktır, insandan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Fakir ve bilgisiz olmak da sıkıntılı. Adamı küfre sokar. Zengin olup bilgisiz olmak da sıkıntılı. Niye? Bakıyorsun mesela adam sponsor oluyor. Neye? Sanatçı bir avrada sponsor oluyor adam. Bu avrat bir klip yapıyor. Orasını, burasını, her bir yanını açıyor. Sarılıyor, öpüşüyor, sevişiyor. Her bir nane var klipte. Müslüman adam da sözde destek çıkıyor. Firmasının adı yazıyor. Falanca firmanın katkılarıyla hazırlanan. Belgeliyor işte. Haramı belgeliyor. O videoyu kim izlediyse, kim göz zinasına düştüyse hepsinin sebebi sensin. Cahil ama, zengin ama cahil. O da kendini cehenneme doğru birikim yaptırıyor. Şems-i Tebrizi Hazretlerine sordular. Dört çeşit cömertlik vardır dedi. Mal cömertliği zühd sahiplerine mahsustur. Onlar malı verir, marifeti alırlar. Beden cömertliği müçtehit alimlere mahsustur. Onlar da Allah'ın yolunda, ilim uğrunda vücutlarını harcarlar, hidayeti alırlar. İnsanlara hidayet rehberi olurlar. Can cömertliği şehitlere mahsustur. Onlar da canlarını vererek cenneti alırlar. Kalp cömertliği de ariflere mahsustur. Onlar da gönüllerini vererek muhabbeti alırlar. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Ve Allah yaptıklarımızı hakkıyla bilendir. Ne diyor? De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Ayet-i Kerime İsra Suresi böyle diyor. İnsan çok cimridir. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz biz ise fakiriz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmaz diyor ayet-i kerimede. Muhammed suresinde. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder.
Allah da lütfundan, o bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunur. Allah'ın lütfu geniştir, şeytana aldanmayın diyor Bakara suresi 268'de. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, çarşıda bir şey alırken çok sıkı pazarlık etmiş. Ashab-ı kiramdan birisi onun böyle 40 para için sıkı pazarlık etmesini görünce çok şaşırıyor. Hazreti Abdullah'ın arkasına düşüyor, evine kadar onu takip ediyor. Kapıda bir fakir adam gördü. Abdullah İbni Ömer onun yanında bir parça böyle eğlendi. Fakir ayrıldı gitti. Sonra diğer bir fakir de gördü. Onun da yanına gitti. Onun yanında da bir parça eğlendi. Ayrıldı gitti. Uzaktan bakan o sahabe merak etti. Gitti o fakirlere sordu. Dedi ki, İmam sizin yanınızda durdu, ne yaptı? Her birisi dedi ki, bana 40 altın verdi. O sahabe dedi ki, Sübhanallah. Çarşı içinde 40 para için böyle çetin pazarlık etsin de sonra fakire 40 altın versin diye düşündü. Gitti Abdullah İbni Ömer'i gördü. Ömer'in oğlu Abdullah. Dedi ki, ya imam, bu müşkilimi hallet dedi. Sen çarşıda böyle yaptın, evinde de böyle yapmışsın. Yani kafama takıldı, bu sıkıntımı, bu müşkülümü gider dedi. Ona cevaben dedi ki, çarşıdaki vaziyet aklın kemalindendir. Müslüman uyanık olacak. Pazarlık sünnettir. Evinde de yaptığım evdeki vaziyet de o da ruhun kemalindendir. İsraf değildir. Anlaşıldı mı? İmam-ı Azam Hazretleri bu sırra işaret olarak der ki, israfta hayır, hayırda israf yoktur. Bak, israfta hayır yoktur ama hayırda da israf yoktur. Yani örnek veriyorum. Bugün mesela birçok insan telefon kullanıyor, değil mi? Aslında birçok insan israf ediyor. 100 bin liralık veya biraz aşağı rakamlarda olan telefonu eğer telefonla iş yapmıyorsa bir adam, ne bileyim işte video kamera vesaire, işi bu iş üzerine değilse bu adamın kullandığı telefonda kendisine nedir? İsraftır. İsraf nedir? Haramdır. Çünkü o kadar para vereceğine ihtiyacın zaten bu değil. Bunun özelliklerini zaten kullanmıyorsun. Senin işine yaramıyor. Normal bir telefon alıp kullanabilirsin. İhtiyacını da görür. Ama sen ortam içerisinde benim ne eksikliğim var? Benim de bir havam olsun dediğin için nedir bu? İsraftır. İsrafta hayır yoktur. Şimdi gelip bana şunu deme. Hocam, Allah-u Teala nimetin de en güzelini görmek ister ya üzerinde hani. Ama bu gereksiz. Gerekli olan nimet. Ayakkabı almışsın, en kalitelisini al, uzun süre gider. Elbise almışsın, 10 tane, 20 tane alacağına 3 tane, 4 tane al, en kalitelisini al. Uzun süre giyersin, o ayrı. Ama israf etmek. Karnımız acıktı, yani şurada 100 liraya atıyorum bir dürüm yiyebiliriz. Ama yok hocam, bir mekana gideceğim, o mekanda bir selfie atacağım, o dürüme de ben, affedersiniz, ahmak gibi 300-500 lirada para ödeyeceğim. İşte bu israftır. Bu israfta hayır yoktur. Ama hayırda da israf yoktur. Mesela birisi geldi, baktın ihtiyaç sahibi, eminsin, kalbin emin, 2 lira ayırmıştın sadaka için, pat 5 lira verdin. İsraf mı ettik? Yo, israfta hayır yok ama hayırda da israf yok. Demek ki hayır için verilen ne kadar çok da olsa israf değildir sevgili kardeşlerim. Hatta bu menkıbe Hazreti Hasan ve Hüseyin için de anlatılmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabı kiramı ile otururlarken onlara bir soru soruyor. Ben şu an aranızdayım diyor. Hep beraber asr-ı saadeti yaşıyoruz. Risalet vazifem tamam olduktan sonra artık dünyada işim kalmayacak. Aranızdan ayrılacağım. Benden sonra sizin için
yerin altı mı yoksa üstü mü hayırlıdır? Onlar dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnız bu soruya değil, hemen hemen bütün sorulara, bakın bilseler dahi verdikleri cevap hep aynıdır. Yeryüzünün şahit olduğu en mübarek, en faziletli cemaati kimdi? Onlardı değil mi? Sahabeydi. Başka türlü hareket etmeleri onlara yakışmazdı. Böyle olunca Efendimiz sordukları soruya yine kendisi cevap verirdi. Onlar da edebinden ne derdi? Şundan dolayı mıdır, bundan dolayı mıdır deyip, değil. Allah bilmiyorlarsa Allah ve Resulü daha iyi bilir derdi. Efendimiz de dedi ki, sizi idare eden amirleriniz, hayırlı ve iyi olanlarınızdansa eğer, zenginleriniz de cömert olanlarınızdansa eğer, işlerinizi de birbirinize danışarak istişare, meşveret yapıyorsanız eğer, yerin üstü sizin için altından daha hayırlıdır. Ama amirleriniz hayırlı değil, verdikleri sözde durmuyorlar. Seçim seçim diye vaat verip insanları kandırıyorlar. Ondan sonra da bir de lan nasıl, hangi yüzle geliyorlar, o da ayrı bir şey ya. Bunlar var ya, çok yüzsüz adamlar. Gerçekten öyle. Yani hiçbir şey olmamış gibi halkı böyle salak yerine koyarak verdiği sözleri tutmamış. Ondan sonra da kalkıyor bir dahaki seçimde kim olursa olsun, AB Partisi kim olursa, sözüm hepsine. Ondan sonra kalkıyor diyor ki, biz şöyle yaptık, biz böyle yaptık, daha da şöyle yapacağız. Amirleriniz hayırlı değilse, zenginleriniz cömert değilse, bir iş yaptığınız zaman birbirinize sormuyorsanız, istişare etmiyorsanız, sevgili kardeşlerim, evet, yerin altı sizin için daha hayırlıdır. Ama amirleriniz iyiyse, zenginleriniz cömertse, İşlerinize de istişare ediyorsanız, yerin üstü sizin için altından daha hayırlı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevgili kardeşlerim.